Antakya Gazetesi'nden herkese merhaba. Bir Saklı Ev Sohbetleri programında daha beraberiz. Bugün çok değerli, çok sevdiğim bir dostumu konuk olarak davet ettim. O da beni kırmadı geldi. Doktor Selim Matkap. Nasılsın? İyi misin Selim? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın Sinan. Beni davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Biz ortaokul ve lise yıllarını beraber okuduk seninle. Ve gerçekten o yıllarda da biz daha işte lise öğrencisiyken bile sen hem çalışkanlığınla, girişkenliğinle, sosyal yönlerinle öne çıkan, dikkat çeken bir öğrenciydin. Sonra hayat hikayene baktıkça bu özelliklerinin hep gelişerek devam ettiğini, büyüdüğünü gördüm. Ve bu noktada çok yönlü bir karakter olarak, Antakya'nın önemli, sevgili bir karakteri olarak hayatımızın içinde yer aldın. Ben senden şöyle bir şey rica edeceğim. Doktor Selim Matkap'ın kim olduğunu, bugüne kadar neler yaptığına dair küçük bir özet geçebilir misin sevgili seyircilerimize? Teşekkür ederim öncelikle hem davetin için hem bu incelikli girişin için. Lise çağlarında böyle daha kendimi dışa dönük ve daha sokağa dönük bir çocukluk yaşadığımı hatırlıyorum. Bugünden geriye baktığımda o günler için belki bunu çok anlamamış olabilirim yani nasıl oluyordu bu işler, ama böyle daha sokakta top oynamak, daha bayıra çıkmak falan benim çok sevdiğim işlerdi. Meslek hayatına başladıktan sonra da Hatay'a gelince yaşadığımız çevreye bir müdahale etme hevesi illaki oluşuyor. Bunun da benim için en kolay ulaşılabilir olanaklarından bir tanesi tabip odası içerisinde bir faaliyet yürütmekti. Tabip odası başkanlığı dönemin var. Evet, genel sekreterliğini yaptığım dönem var. Tabip odası başkanlığı yaptığım dönem var. Başkanlık döneminde Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'nun HAMOK'un dönem sözcülüğünü yaptığım bir dönem var. Hatta o dönem hem Gezi olaylarının hem Suriye olaylarının bir arada o sıcaklığın çokça kendini şehrimizde hissettirdiği bir dönemde sözcülük ve oda başkanlığı yaptığım bir dönem var. Dolayısıyla politik gelişimle birlikte politik pratik de birlikte gelişti ve o dönem içerisinde yani hekimlik yaparken şöyle bir ruh haline kapıldım Sinan. Belki de hani kendimle ilgili anlatabileceğim en önemli şey bu, değişimimle ilgili. Toplum sağlığını iyileştirmek önemli bir hedef. Bunun için ne lazım diye baktığımda, biliyor musun, hekim bir toplumun sağlığını geliştirmek için en az gereken şey, MR en az gereken şey, hastaneler en az gereken şey. Bir toplumun sağlığını asıl geliştirecek şeyler işsizliğin azalması, eğitimin yükseltilmesi, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, kadınları eğitimin içine soktukça bebek ölüm hızını düşürdüğünüzü fark ettim. Bunun dışında barınma hakkı, iyi beslenme. Dolayısıyla bütün bu işlerin aslında birer politik talep olduğunu fark ettim. Toplumun ruh sağlığını düzeltirseniz o zaman hastalarımızın da sağlığı daha iyi gidecek, evet, diyebiliyorsun. Yani hekime ihtiyaç çok az aslında. Bu sistem içerisinde toplum sağlığını geliştirmek için hekimden önce bu sözünü ettiğim politik taleplerin oluşması toplumda ve bu taleplerin de gerçekleşmesinin önemli olduğunu fark ettim. Bununla birlikte işte politik yaşama evrildi benim. Bir siyaset geçmişin de var. Siyasetle yakından ilgilendin ama ben özellikle şimdi izleyenlerimize senin bu program dolayısıyla bana hediye ettiğin kitaptan bahsedeceğim. Bekir Ağırdır'ın Bize Yeni Bir Söz Lazım adlı kitabını sevgili Selim Matkap gazetemize hediye etti. Çok teşekkür ediyorum Selim bu güzel hediyen için. Biz bu videoyu yayın tarihimiz değil ama çekim tarihimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Dolayısıyla çok heyecanlıyız bu kadar güzel bir günde seni ağırlıyor olmaktan. Bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki Antakya ile bugünün geldiğimiz Antakya arasındaki değişimleri nasıl değerlendirdin? Benim yaşadığım dönemdeki Antakya bir kere iç göçü ve dış göçü çok sınırlı sayıda olan bir çocukluktu benim yaşadığım Antakya. Bunun getirdiği şöyle bir imkan oluyor. Bir, daha sınırlı sayıda insanla temas ediyorsunuz. Gündelik hayat içerisinde. Benle sen kişisel olarak bir yakınlığımız var, evet. Ailelerimizin de birbiriyle kişisel olarak yakınlığı var. Ama ve Antakya'da herkes birbiriyle akraba zaten. Akrabalık ötesi bir şeyden bahsediyorum ben. Yani kan bağının olmadığı kardeşlik hukukundan bahsediyorum. Çok güzel tanımladın. Bunun böyle bir Antakya yaşadığımızı düşünüyorum. Yani ben mesela bugün benim 25 yaşında bir kızım var ve
Bu denli bir ilişki yaşamasının çok olanaklı olmadığını gözlemliyorum. Umarım yanılırım ama sanki böyleymiş gibi geliyor şu an için. Ama bizde öyle değil. Ben seni gördüğümde gerçekten geçmişimle beraber ve geçmişimin ana temel karakterlerinden biri gibi görüyorum seni. Biraz önce ablanla karşılaştık mesela. Yine o benim okuduğum dönemde üst sınıflarda okurdu. Benim hayatımın önemli yerlerinde yer alırdı. Dolayısıyla herhalde o eski Antakyalı olmak tarifi içinde bu sıcaklığı öne çıkarabilirim. Yani böyle hissediyorum. Daha iyiydi, daha sıcaktı, daha içtendi. Acaba sen okurken Antakya'dan koli geliyor mudu sana yemek koli? Kolilerden evet, bahset. Evet. Demek ki biz Antakyalılar bir Fahri Elçi gibi öğrencilik yıllarımızda yemek kolileriyle bizim Antakya'nın gastronomi şehri olacağını önceden görmüşüz. Gerçekten Antakyalılar birbirlerini bulurlar. Biz de öyleydik. Samsun'a çok fazla buradan Hatay'dan çok öğrenci gitmez aslında. Biraz coğrafik olarak Hatay'a ters daha yakın coğrafyaları tercih eder bizim buranın çocukları. Ama orada bile bayağı Antakyalı vardı. Ve bu Antakyalılar fakülteler başka bile olsa birbirlerini bulur, birbirleriyle iletişim halinde olurlar ve dayanışırlardı. Orada da böyle gezdik. Koliyle beslendik. Koliyi açtığımızda hep beraber bütün Hataylılar bir araya gelir. Olmayanlara da bayağı böyle nispet edercesine ve bakın siz burada Samsun'da yemek yediğinizi mi zannediyorsunuz? Bir de bunları oruklarımızı ben deneyin. Ben de aynı şeyi Eskişehir'de yaptım öğrenciyken. O zaman Selim hadi yavaş yavaş siyasetten de konuşalım biraz. Hem yerel siyasetimizin önemli bir aktörüydün hem de yaygın anlamda ülke genelinde yaşanmakta olan siyaseti çok yakından takip eden ve o konuda cesur değerlendirmeler yapan bir hekim arkadaşımızsın. Önce yerel siyasette böyle nokta bir atış yapacak olursam Büyükşehir Belediye Başkanımız ki sen orada belediye meclis üyeliği de yaptın bir dönem. Görev aldın. İcraatları, çalışmaları hakkında ne düşünürsün? Açıkladığı yeni projeler var. Eski projeleri belki bir değerlendirirsin. Önce yerel siyasette hem belediye üzerinden hem milletvekillerimiz üzerinden bir küçük değerlendirme yapabilir misin? Nasıl görüyorsun şu anda aktif roldeki siyasetçilerimizi? Yani şöyle bireysel olarak hani performans değerlendirmeyi çok arzu etmem ama bir genel itibariyle siyasetle ilgili şunu söylemek isterim. Genel itibariyle böyle bir kariyer planlaması gibi algılanıyor siyasette bir şeyi, bir yere aday olmak insanlar tarafından. Kariyeri tamamlayınca mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Oysa yani benim anlayışıma göre siyaset alanı bir kariyer planlamasından ziyade bir yetki talebiyle bu topluma hizmet etmenin olanağını bulma işi olmalı. Ve bunun da getirdiği belli bir zaman kısıtı olması lazım. Yani ilelebet bir insan bu hizmeti yapmaya devam edemeyebilir. Belli bir dönem bu hizmeti yapmaya aday olması gerekiyor. Bu bizim kariyer planlaması için nedense toplumla siyasetçi arasındaki ilişkiyi bozan bir unsur gibi geliyor bana. Bir hedefle bir insan siyaset yapmalı bana göre. Bir şey yapmalı, bir şey hayal etmeli. O hayal üzerinden siyaseti örmeye çalışması lazım. Siyaset yapıcılar açısından bir eleştiri olabilir. Kendimi de içine katarak söyleyeyim ama hani yapmamaya gayret ettiğimi söyleyeyim. İkincisi, siyasetçinin toplumdaki fonksiyonu da değişti. Eskiden bir daha toplumsal önder olma hali vardı. Bunu gerek bilgi birikimiyle gerek duruşuyla, ağırlığıyla toplumda hissettirirdi eskiden. Bugün bizim herhangi bir belediyede belediye başkanlığına aday olacak bir insan şey düşünüyor. Acaba benim hakkımda bu toplum ne düşünecek? Gene acaba hangi ilişkiler ağıyla işte belediye başkanı oldu? Mutlaka gene yani toplumca onaylanmayacak ilişki ağlarıyla mı oldu gibi bir ön yargıyla başlıyor. Dolayısıyla iyi niyetli bu işi yapmak isteyen insan Sinancığım şey yapıyor. Acaba girsem mi? Acaba buna değer mi? Aile yaşamı açısından buna değer mi? Bu kadar eleştiriyi göğüslemeye değer mi? Gibi bir sorgulamaya giriyor. Bugün açısından bence yaşanan önemli sorunlardan biri bu diye düşünüyorum. Peki ülke genelindeki siyaseti ve oradaki akışı değerlendirmeye tabi tutsak. Biliyorsun 2023 seçim yılı. Evet. Ve birçok dostumuz, birçok kanaat önderi bu seçimlerin hayati derecede önem arz ettiğini ifade ediyor. Sence de çok önemli bir seçime mi gidiyor Türkiye? Ülke siyasetini nasıl bir elekten geçiriyorsun? Bence önemli bir seçime gidiyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Bu polarizasyon, toplumdaki polarizasyon, kutuplaşma
diye ifade ettiğimiz şey, sana kitabını verdiğim Bekir Ağırdır'ın da sözüyle ifade edeyim, aslında kendi içerisinde çözülmekte olan bir sorun haline dönüşmüş durumda. Fakat bunun siyasi aktörler açısından hala sonuçlarını görebilmiş değiliz. Bu seçimde bunun sonucunu görebilme imkanımız olacak diye düşünüyorum. Ben umuyorum ki yani toplum bunu bir biçimiyle çözecek, çözdüğünü ispat edecek bir tercihte bulunacak. Altılı Masa üzerinden tarif edecek olursam, Altılı Masa'da birçok gelenek bir arada. Bugün en önemli yaşadığım sorun konuşma sorunu, diyalog, iletişim kurabilme sorunu. Ve bu sorunu aşacak bir model koydular bizim önümüze. Bu model iyisiyle kötüsüyle bence gelişmiş ülkelerde kullanılan bir metot. Ben mesela sıklıkla Almanya'ya gidip geliyorum. Almanya'da sürekli bir koalisyonlar hükümeti var ve gelişmesi durmadığı gibi gelişmeye devam etmekte olan bir ülke. Yani hangi hükümet gelirse gelsin gelişmeye devam eden bir ülke. Bunu nasıl sağlıyor? Diyalogla, iletişim kurmakla. Bir sürü kamplar var. Birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan bir sürü parti var. Yeşillerinden SPD'sine, AFP'sine kadar bir sürü parti var ama bir şekilde uzlaşarak yollarına devam edebilme kültürünü içselleştirmişler. Bizim ülkede bunu uzunca bir süredir kaybetmiş durumdaydık. Ben en çoğu aldım, dolayısıyla en çok bendeyse benim dediğim olacak gibi bir kültür yerleşti, siyasi kültür yerleşti. Bunun bozulacağı bir döneme giriyoruz gibi hissediyorum. Bu açıdan çok kıymetli. Peki önümüzdeki süreçte siyasette seni daha aktif roller ve sorumluluklar içinde görebilir miyiz? Ya milletvekilli adaylığım falan söz konusu değil. Ya ben hep yerel siyasetle ilgili heveslerim oldu. Yaşadığım kentte, yürüdüğüm kentte işte kaldırımından sorumlu hissettim kendimi. Çöpünden hissettim sorumlu hissettim kendimi. Yoksulundan hissettim sorumlu hissettim kendimi. Dolayısıyla hani oralarla ilgili gün gelir hani bir uygun bir koşul olursa elbette ben de niyetliyim yerel yönetimlerle ilgili bir iddia ortaya koymaya ama yani ülke siyasetiyle ilgili bir hevesim ve isteğim yok şu an. Ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Selim Matkap olarak sen kendine bir soru sorsan ve o soruyu cevaplasan bizim için olur mu? Ne sorulsa bana iyi olur. Bu hayattaki en büyük başarımı herhalde bana sorsalar neden yani kendine ait en büyük başarıyı ne diye tarif edersin? Evet, çok güzel bir soru. Cevabı ne olurdu bunun? Ya sanırım başından sonuna kadar aldığım sorumluluk benim kızım. İsmi de var ama kızın ismi Ekin, de Ekin onu biraz Su. Tanıt bize ne yapıyor Ekin şu an? Ekin Su Matkap. Ekin şu anda Berlin'de yaşıyor. Ben de bir firmada çalışıyor. Başarım diye ifade ettiğim şey şu aslında. Yakın zamanda yüksek lisansını bitirdi Berlin'de. Ben de onun ziyaretine gittim. İlk defa böyle benim kızım değil de arkadaşım olduğunu hissettim. Bu benim için çok sıra dışı bir değişiklik oldu ilişkim açısından. Çocukluktan çıktı yani. Evet. Arkadaşım oldu. Bana tavsiyeler veren bir arkadaş gördüm. Bunun da hani benim başarım olduğunu hissediyorum. Yani kişisel tek başım olan bir başarıdan bahsetmiyorum. Eşimin de ailemizin geri kalanlarının da bütün çekirdek aile açısından söylüyorum. Hepsinin çok önemli katkıları var. Hani kendi payıma da güzel bir şey düştüğünü hissederek ifade etmek istiyorum. Evet, en büyük başarım herhalde benim kızım ve kızımla olan ilişkimiz diye düşünüyorum. Kızına da buradan sevgilerimizi gönderelim. Onu çok sevdiğimizi ifade edelim. Aslında bütün çocuklarımızı, bütün gençlerimizi çok seviyoruz. O da bir gerçek. Kesinlikle. Programı kapatmadan önce son olarak Antakya gazetesi ekranlarından izleyenlerimize vermek istediğin bir mesaj var mı? Bize dair ve Antakya'ya dair neler söylemek istersin? Ya şöyle aslında benim söylemek istediğim şey şu. Biz yıllardır bu uzlaşı kültürünü fark etmeden yaşayan bir toplumuz. Hepimizin kendine göre doğruları var. Herkesin inandığı doğruları var. Ama bunları bir arada çatışma olmadan bir uzlaşı içerisinde az olanın da hakkını, hukukunu koruyarak, asıl kritik yer burası, az olanın sen azsın, biz çoğuz, biz ne dersek o olur demeden,
az olanın da hukukunu koruyarak yaşadığımız bir habitatımız var. Bir ekonomik, sosyoekonomik çevremiz var. Bu bizim asla kaybetmememiz gereken bir değer. Bu açıdan ben kaybetmediğimizi de düşünüyorum açıkçası. Hani tükenmiş bir şey değil bu. Dilerim bu ortada durmayı, hep beraber konuşabilmeyi, diğer gam olabilmeyi hiç kaybetmeden Antakya'da sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Ben de sana çok teşekkür ederim. Ne güzel beni kırmadın, buraya geldin. Bizim dostluğumuz her zaman devam edecek. Belki ömrümüz yettiğince o çocukluk arkadaşlığının, o gençlik arkadaşlığımızın ruhunu kaybetmeyeceğiz. Bu Antakya Gazetesi'nin YouTube kanalı üzerinden verdiğimiz yolculukta bize destek oldun. Ekranlarımıza çıktın. Sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da başka güzel videolarda yeniden seninle birlikte oluruz. Ben sizi de kutluyorum. Gerçekten böyle bir stüdyoyu kurmuş olmanız, bu mesajları hep beraber konuşabilecek bir mekan yaratmış olmanızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet, bir Saklı Ev Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.